Kur'an'a göre dalalet ehli olanlar, Kur'an'da Allah'a ortak koşan gayrimüslimler, mesela ehli kitap anlatılır. Hristiyanlar, Yahudiler, müşrikler anlatılır. ''Gayril mağzubi aleyhim veled denilir orada yani sapmış olan kimselerden Allah'a sığınıldığını görüyoruz biz. Bunların sapma noktaları da Kur'an'da anlatılır. Hangi alanlarda saptıklarından söz edilir. Mesela e, Hristiyanların Hz. İsa aleyhisselamı Allah'ın oğlu olarak kabul etmeleri, Hz. Meryem validemizi Allah'ın eşi olarak kabul etmeleri, kendilerine gönderilen ilahi kitap olan İncil üzerinde tahrife girmeleri, kitabı hem lafızlarıyla oynamaları, kitabın lafzını değiştirmeleri, ayrıca manasını değiştirmeleri yuharrifun el kelime an mevazihi diye ifade edilir. Onlar kelimeleri, Allah'ın mesajını, ayetleri yerinden değiştirdiler diye ifade edilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin son ayetlerinde Yahudi ve Hristiyan din adamlarının, ruhbanların, ahbarın bizzat helal ve harama müdahale ettiklerinden bahsedilir. Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal olarak değiştirdikleri ve böylece kendileri saptıkları gibi insanları da saptırdıklarından söz edilir. Ve bunlar düzeltilmeye çalışılır. Yine bu iki grup yani ehli kitap Yahudi ve Hristiyanların bizzat kendilerine gönderilen bu ilahi dinlerin otantik anlamda iken daha sonra hem hukuk sistemine hem ibadet sistemine hem de Allah tasavvuruna tevhid algısına müdahale ederek dini bozduklarından ve böylece bu bozuk bozulmuş olan şeylere de insanların tabi olduklarını hem kendilerinin saptığını hem de ona inanan insanları saptırdıklarından söz edilir ve uyarılır. Kur'an-ı Kerim'de işte bu sapmış olan kimselerin hangi alanlarda saptıkları ve bunun doğrularının da neler olduğu tek tek anlatılır ve bütün insanlar uyarılır. Yine müşriklerin Allah'a ortak koşan kimselerin saptıklarından söz edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bildiğiniz gibi müşrik müminlerden çıkar. Yani Allah'a inandığını söyleyen kimselerin içinden çıkar. Fakat bunlar işte Allah'a o tevhid algısında, Allah'ı birleme noktasında onu birlemedikleri için ona bir takım varlıkları, mesela putları ortak olarak koşarlar. Yine şefaat konusunda bir takım putları aracı olarak kabul ederler. Kur'an-ı Kerim bunlar üzerinde durur ve saptıkları noktaları tek tek anlatır ve bütün müminlere de bir uyarıda bulunur. Der ki adeta Cenab-ı Hak: "Ey mümin kullarım, ey ümmeti Muhammed, Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin saptığı noktaları size anlatıyorum ve doğrusunu da anlatıyorum. O halde sizler de bu sapmış olan kimselerden uzak durun ve onların saptığı noktalara sizler de düşmeyin." uyarısında bulunur.